İstanbul'da bugün başlayan Avrasya Asansör Fuarı 400 markayı Expo Yeşilköy'de buluşturuyor. TRT Haber muhabiri Enes Eker konuklarıyla birlikte fuardan izlenimlerini aktaracak. Hemen sözü İstanbul'a bırakalım. Evet, bugün aslında çok önemli bir fuardayız. Hem güvenlik açısından çok önemli bir fuar, hem de sektörün geleceği açısından önemli bir fuardayız. Avrasya Asansör Teknoloji, asansör ve yürüyen merdiven teknolojileri fuarındayız. Fuara yaklaşık 400 firma katılıyor ve çok büyük bir sektör haline geldi asansör sektörü. Biz bu sektörü konuşacağız. Aynı zamanda sektörün geleceğine dair projeksiyon alacağız tüm Asansör Sanayicileri İş Adamları Derneği Başkanı'ndan. Ve asansör, en önemli konu da bu aslında, asansördeki güvenlik tedbirleri ve asansörlerin nasıl güvenli olduğuna dair bilgileri de şimdiki yayınımızda sizlerle paylaşacağız. Yanımızda konuğumuz var, tüm Asansör Sanayicileri Derneği Başkanı Ahmet Fikret Köken Bey yanımızda. Bize öncelikle Avrasya Asansör Fuarı'nı anlatacak. Hemen dönelim efendim, yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Fuardan bahsedelim. İkincisi düzenlenecek. Sektör gerçekten büyük bir hale geldi. Siz de bu sektörü ve bu fuarı değerlendireceksiniz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, bugün fuarımızın ikincisini yapıyoruz. Her ne kadar ikincisini yapsak da çok ciddi birincisine göre %60 oranında bir katılımda artış sağladık. Yaklaşık 50 bin dolayında ziyaretçi bekliyoruz. Türk asansör sektörü dolu dizgin gidiyor. Bugün artık %100 yerli üretim yapabilme kapasitesine sahip. Burada da bu ürünlerimi sergileceğiz yerli yabancı ziyaretçilerimize. Ve umuyorum ki bu fuar sonrasında tekrardan sektörümüzde çok ciddi bir ivme yaratacağız. Sektörden ivme yaratacağız dediniz. Önemli bir sektör. 400'e yakın firma katılıyor ve pek çok malzeme üretiliyor. Bunlardan bahsedelim. Yani asansör sektörünün Türkiye'deki durumu iç açıcı mı? Bence çok iyi. 1950'lerden sonra başlayan yerli üretim hamlesi Türkiye'de artık asansör sektöründe oldukça iyi bir yere gelmiş vaziyette. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. 35 yıllık deneyimi olan, asansörde deneyimi olan bir kişi olarak %100 yerli üretim yapıyoruz. Tüm komponentleri Türkiye'de yapabiliyoruz. Ayrıca biliyorsunuz asansör komponent üretmekle bitmiyor. Bunların bir montajının da bir yapılması gerekiyor inşaatlara. Bunda Avrupa Birliği uyum yasaları için çerçevesinde, Avrupa standartlarında, Avrupa'nın ve dünyanın her yerinde asansör monte edebilecek hale gelmiş vaziyette firmalarımız. Hemen şunu da söyleyeyim. Şimdi sektörde aslında genel olarak Türkiye'deki birçok sektördeki eksikliklerden bir tanesi bu marka üretimi. Asansör sanayinde, asansör firmaları içerisinde bu durumu halledilebilmiş mi? Bununla ilgili son yıllarda çok ciddi çalışmalar var. Bazı şirket birleşmeleri görüyoruz, markalaşma görüyoruz. Bugün artık bazı firmalarımız Almanya'da, Avrupa'nın diğer ülkelerinde, hatta dünyanın diğer ülkelerinde, hepsinde yeni yeni markalarıyla satış yapmaktadır. Bu da marka olduğumuzu gösteriyor. Marka olarak aranadığındayız. Her ne kadar konjonktürel anlamda işte hepimizin bildiği Orta Doğu'daki kriz dolayısıyla veya Rusya coğrafyasındaki kriz dolayısıyla ihracatımızda biraz azalma olmuşsa da bu markalar kendilerini gene kabul ettirdikleri için dolu dizgin ihracatına devam etmekteler. Evet, bunu söylediniz. Bir de önemli bir konu var aslında. Sektörün hareketliliğini ilgilendiren bu konu, kentsel dönüşümle birlikte asansör piyasasının gelişimi ve geleceğe dair projeksiyonu. Çok önemli tabii. Yani kentsel dönüşüm, yani son yıllarda kentleşmenin artmasıyla, kentsel dönüşümlerle birlikte asansör sektörü bugün yaklaşık 450-500 bin aralığında bir stoğa sahip, yani kurulu asansöre sahip ve yılda 50 bin asansör yapılıyor. Bu gittikçe çok hızlı bir şekilde artıyor. Zaten dış pazarların biraz problemli olduğu dönemlerde iç pazar asansör sektörü ayakta tutmaktadır. Dolayısıyla kentsel dönüşüm bunun en önemli bir renk taşıdır. Evet, hemen şunu da sorayım. Kentsel dönüşümde önemli bir mihenk taşı dediniz. Bir de sektörün Ar-Ge yönü var. Ar-Ge ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Çünkü pek çok sektörde Ar-Ge'ye yönelik yatırımlar artarak devam ediyor. Asansör sektöründe de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Gerçekten hem motor üretiminden gerekli iç aksam, elektronik dizayn, donanım, bunlarla ilgili Ar-Ge çalışmaları ne durumda?
Şöyle maalesef şunu söylemeliyim ki üretici firmalarımız Ar-Ge'nin önemini yeni yeni kavramaya başladılar. Oysa ki devletimiz çok ciddi şekilde buna destek veriyor. Bunu hepimiz biliyoruz ve onlar da bundan fayda ama bir miktar geride kalmış durumdayız. Benim önerim zaten üretici firmalara bu Ar-Ge çalışmalarına çok ciddi bir şekilde önem vermeleri ve buna yatırım yapmaları. Ama başlamış kıpırdanma var ve zaten dünyada şimdiye kadar gerisinde kalmamızın bence birazcık gerisinde kalmamızın en azından teknoloji açısından en önemli şey Ar-Ge'nin eksik olmasıydı. Ama bundan sonra umuyorum ve diliyorum ki Ar-Ge çalışmaları tüm hızıyla devam edecek. Tabii son dönemde üniversite sektör işbirlikleri söz konusu. Sizin sektörünüzde de böyle bir şey var mı Ar-Ge açısından? Pek çok teknokentler bulunuyor. Bunlarla ilgili sektörün gelişimine yönelik projeler yapılıyor. Asansör sektöründe de böyle bir şey var mı? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Üniversitelerle biz TASİAD olarak, ben TASİAD başkanıyım ve tüm Asansör Sanayici İş Adamları Derneği, özellikle TASİAD olarak eğitime çok önem veriyoruz. Üniversitelerle işbirliğimiz devam ediyor. Üniversitelerde paneller, seminerler öncelikle sektörü geliştirmeye, sektörü tanıtmaya çalışıyoruz. Ve bu aşamada da firmalarla bağlantılarını sağlıyoruz. Dolayısıyla umuyorum ki çok yakın gelecekte bizim bu bağlantıları firmalara, üniversitelere tanıtmak, üniversitelere firmaları tanıtmak doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarında birlikte bir yere başaracaklar diye düşünüyorum. Evet sevgili izleyenler, aslında en önemli konulardan biri de asansörde güvenlik. Başta bunu söylemiştik. Asansörde güvenliğin çok önemli olduğunu ve son dönemde yahut zaman içerisinde meydana gelen asansör kazalarının en büyük sebebi bakım eksikliği ve güvenlik protokollerinin tam olarak yerine getirilmemesinden kaynaklanıyor. Biz de bu konuyu konuşacağız. Şimdi bu konunun detaylarını alacağız. Güvenli bir asansör nasıl oluşturulur ve asansör bakımının önemini soracağız. Evet, asansörde güvenlik konusu en önemli konulardan biri. Bunu soralım size. Çok doğru bir noktaya temas ettiniz ve bence izleyenleri de en çok ilgilendiren konulardan biri bu olmalı. Ve bizim onların da yardımına, kullanıcıların yardımına çok ihtiyacımız var. 2012'de başlayan bir hamleyle bakanlık işbirliği ve sivil toplum kuruluşları asansör sektörünün işbirliğiyle yeni yönetmelikler çıkarıldı. Bu yönetmelikler doğrultusunda bir güvenli asansör kavramı oluşturuldu. Bu güvenli asansörde neler olması gerektiği önce bir dizayn edildi ve daha sonra da serbest A tipi muayene kuruluşu dediğimiz kuruluşlar kurularak bunlara da yetki verilerek bunların kontrolü sağlandı. 2013 yılında %74 olan güvensiz asansör sayısı bugün itibariyle, bunu tabii övünerek söylemiyorum, maalesef diyorum ama %50'ye gerilemiştir. %25'lik bir ivme vardır yaklaşık ama yine yeterli değildir. Bizlerin görevi ve amacı bunu %100 güvenli hale getirebilmektir. Burada taraflara tabii ki görevler düşüyor. Bu görevlerin en önemlisi, biz burada kırmızı yeşil etiketler koyduk. Arada sarı mavi etiketler de var. Kırmızı etiket olan bir asansör güvensiz asansör demektir. Lütfen bina sahipleri, bina oturanları eğer bu etiketleri gördüklerinde bunları lütfen ilgili yerlere, belediyelere bildirsinler ve bunların tamir edilip, modernize edilip güvenli bir hale getirilmesini sağlamaları gerekir. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir konuyu gündeme getirdik. Asansör güvenliği ve asansör sektöründeki son gelişmeleri dinledik. Yanımızda tüm Asansör Sanayicileri Federasyonu Başkanı Ahmet Fikret Gökhan vardı. Bize güvenli bir asansörde neler olması gerektiğini söyledi ve sektörün geleceğine yönelik projeksiyonlarını ortaya koydu. Biz de Avrasya Asansör Fuarı'ndaki izlenimlerimiz devam edecek. Ayrıntıları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Enes Eker ve değerli konuklarına çok teşekkür ediyoruz.